İkili test ve dörtlü test her zaman anne adaylarında stres yaratıyor. Hem bekleme sürecinde hem de sonuçlar çıktıktan sonra. Neden? Çünkü biz bu testin sonucuna bağlı olarak mesela kromozom bozukluğu yok diyemiyoruz ki. Sadece bir rakam veriyoruz ve öyle bırakıyoruz. Neden? Çünkü testin tabiatı bu. Bu bir istatistik testi. Gerçeğe yönelik yapılan bir test değil. İstatistik diyor. Aynı gebelik haftasında olan, aynı ense kalınlığına sahip olan, aynı yaşta olan, aynı kan sonuçlarına sahip olan hamilelere düşünelim. Her birinde sonucu 1 bölü 300 çıksın. O 300 kişiden sadece bir tanesi Down sendromu bebek taşıyor. İstatistik işte. Tam olarak bir istatistik. Gerçek değil. Kimde olduğu belli değil. Dörtlü test de aynı şekilde. Aynı gebelik haftasında, aynı yaşta, aynı kan sonuçlarına sahip anne adaylarını bir istatistik havuzuna yerleştiriyor. Ondan sonra oradan da bir rakam veriyor. Tabii ki anne adayları ne istiyorlar? Gerçeği istiyorlar. Gerçeği yansıtacak olan test teorik olarak bebekten plasentadan biyopsi yapılması, koriyambilis biyopsisi veya amniyosentez, ama tabii ki bunlar çok invaziv testler olduğu için yani sonuçta bir iğne batırılıyor. Onları sadece arka planda eğer gerekirse yapıyoruz. Ama tabii ki daha gerçeğe yakın, hatta gerçeğe çok yakın bir sonuç için fetal DNA testi yapmak lazım. Fetal DNA testinde istatistikten daha çok incelenen bebeğe ait anne adayının kanında incelenen kromozomların sonucu çıkıyor. Ve de %99'un üzerinde doğruluk payı var. Ama tabii ki günümüzde henüz daha ikili test ve dörtlü testi bir kenara bırakıp direkt fetal DNA testine geçebilmiş değiliz, ancak çok yakın. Yani ileriki yıllarda artık ikili testi ve dörtlü testi tıp müzesine koyacağız ve fetal DNA testi yapacağız. Ama o zamana kadar tabii ki yine anne adayları akıllarında bulundursun. Sonuç ne çıkarsa çıksın. Diyelim ki 1 bölü 5 çıktı. Bu bebekte bir şey var anlamına gelmiyor. Tamam. İkili test ve dörtlü test sonucunu ele alınca tabii ki biz doktorlar da diyemiyoruz. Yani yok diyemiyoruz. Sadece çok büyük olasılıkla yok diyoruz. Ve bu da tabii ki doğal olarak anne adaylarının kafasını karıştırabiliyor.